Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Oldukça yapımı basit ve güzel gösterişli duran bir model. Hep birlikte başlayalım. Yeterli uzunlukta ipimi iğneme taktım. Bu şekilde yazmamın içine ip koyarak kıvıracağım. Yazmamı kıvırdım. İpimi buraya sabitledim. Beş tane zürafa yapacağım. İki. Üç. Dört. Ve 5. zürafamı da yapıyorum arkadaşlar. 5 zürafadan sonra buraya hemen yanına birazcık büyük bir zürafa yapıp yuva oluşturuyorum. Ve yapmış olduğum zürafanın içinde geri dönüyorum. Ve içine 6 tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. İki tane pırpırımı yaptım. Hemen üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dört. Beş. Ve altıncı pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Ve yanına 5 tane zürafa yapıyorum yine. Ben zürafaları çift düğüm yapıyorum. Hem daha sağlam oluyor. Hem de daha güzel görünüyor bana göre. Dört. Ve 5. zürafamı yaptım arkadaşlar. Ve araya 3 tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Ben tüm kuyumcu kafeslerimi çift düğümle yapıyorum. Bu sayede daha dik duruyor kuyumcu kafeslerimiz. Zürafalar da çift düğüm, kuyumcu kafesleri de. Hemen aşağıya iniyorum. Bir zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine çift düğüm atıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Üç tane kuyumcu kafesimi yaptım.
Ve yine modelimi kuracağım. 5 tane sürafa yapıyorum. Ben orayı da tamamlayıp sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci modelimin de alt zeminini kurdum. 3 tane kuyumcu kafesi yaptım. Yanına 5 tane zürafa ve ardından yuvamı oluşturup 6 tane pırpır yaptım içerisine. Ve 5 zürafa çekerek yine devamında modelimi devam ettirdim. Hemen üstüne geçelim. Evet arkadaşlar. İpimi yapmış olduğum pırpırın içine sabitliyorum. İlk pırpırıma ipimi sabitledim ve hemen ikinci pırpırıma da batarak bir zürafa oluşturuyorum oraya. Şu şekilde. Ve yapmış olduğum zürafanın tekrar başına dönüyorum. Ve içine 6 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4. pırpırımı yaptım. Şimdi 5. pırpırım ve son pırpırımı yapıyorum. Ve bu yapmış olduğum yuvanın içerisine 6 tane pırpır yapmış oldum. Ve hemen yanındaki pırpırıma batarak geçiş yapıyorum. Orada şu şekilde bir geçiş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve yanındaki pırpıra batarak yine bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı oluşturdum. Tekrar başa dönüyorum. Ve yine bu yuvamın da içine 6 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarınızın eşit boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Gerçi bu modelde çok da eşit olması önemli değil. Üzerine zürafa gidince düzeliyor çünkü. Pırpırımız bu şekilde kalmayacağı için. Altıncı pırpırımı da yaptım. Ve yine yanındaki pırpırıma batarak geçiş yaptım. Ve bir sonrakine son pırpırıma batarak bir yuva oluşturuyorum. Ve içine 6 tane pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar, pırpırlarımı tamamladım. Ve oyamı ters çeviriyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine çıkarak ipimi oraya sabitliyorum. Ve hemen yanındaki pırpıra batarak bir zürafa oluşturuyorum. Aynı işlemi tüm pırpırlar üzerinde uygulayacağız. Ve tüm yapmış olduğumuz pırpırların üzerine zürafa yapıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Buradaki geçişlerde yine orada bir zürafa oluşturduk. Bu şekilde yapmış olduğumuz
Tüm purple'ların üzerine zürafa yapıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm zürafaların eşit aralıklarda olmasına dikkat edin arkadaşlar. O zaman daha muntazam ve düzgün duracaktır. Evet hanımlar, modelimin üzerine zürafalarımı yaptım. Bu şekilde. Ve modelimi düzüne çeviriyorum. Modelimi düzüne çevirdim. Ve yapmış olduğum zürafanın tepesine batarak ipimi oraya sabitliyorum. Ve hemen yanına bir zürafa yapıyorum. Ve yapmış olduğum zürafanın içine batarak çift düğüm atıyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Buraya kuyumcu kafesi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu zürafalarımın üzerine kuyumcu kafesi yapacağım. Yapmış olduğum kuyumcu kafeslerinde arkadaşlar zürafayı yaptıktan sonra çift düğüm atıyorum buraya. Ama inişleri tek düğümle yapıyorum. Bunun sebebi yapmış olduğum kuyumcu kafeslerinin daha dik olmasını sağlamak. O zaman daha güzel duruyor. Bir zürafa yaptım. Zürafamın içine çift düğüm attım. Ve hemen yanındaki zürafaya indim. Bu şekilde modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bir zürafa. Zürafamızın tepesine çıktık. Çift düğüm attık. Ve aşağıya iniyoruz. Artık son kuyumcu kafesimi yapacağım. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine çift düğüm attım. Ve aşağıya iniyorum. Yine bitişi çift düğümle yapıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında açılma olmasın diye. Daha sağlam olsun diye. Modelimizi tamamladık. Ve fazlalık iplerimizi kesiyoruz. Hemen dibinden kesmiyoruz arkadaşlar iplerimizi. Birazcık mesafe bırakarak kesiyoruz ki daha sonrasında açılma falan olmasın diye. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Oldukça güzel, kibar bir modelimiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.